Gel konuşalım'a hoş geldiniz. Gel konuşalım'ın bu akşamki konuğu Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın. Yeşil Sol Parti birdenbire Türkiye'nin en çok konuşulan partilerinden biri haline geldi. Seçim sürecindeki Türkiye'yi demokratik cumhuriyeti tesis etme zamanında adımları konuşacağız İbrahim Akın'la. Sayın İbrahim Akın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi dün akşam açıkladı Sayın Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı. Zaten uzun süredir tahmin edilen, bilinen bir isimdi Yeşil Sol Parti. Ve nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin erteleme kararını kabul etmemesi üzerine HDP Yeşil Sol Parti ismiyle seçimlere girmeye karar verdi. Biraz bize Yeşil Sol Parti'yi anlatır mısınız bilmeyen izleyicilerimiz için? Öncelikle bizi izleyenlere Yeşil Sol Parti'de adına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bu vesileyle çok konuşulan partinin ne olduğu konusunda sizler vasıtasıyla en azından bizi izleyenlere bilgi vermiş olacağım. Çünkü gerçekten herkes çok konuşuluyor. Kimisi yakıştırmalar yapıyorlar. Yedek parti diye kuruldu falan filan da diye. Aslında bizim hikayemiz biraz uzun. Biz yani tarihsel olarak ÖDP'den bu yana çeşitli süreçleri yaşayarak geldik ve Yeşiller Partisi ile Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin birlikte uzun bir tartışma sonrası yaşadığı çoklu bir birleşeni ifade eden bir parti olarak oluşturduk. 2012 yılında bir kuruluşumuz var. Şu anda yaklaşık 10,5 yıllık bir partiyiz o anlamıyla. Yeşil Sol Parti Türkiye'nin hem kimlik meselesini, hem kadın meselesini, hem emek meselesini, hem de ekoloji meselesini önemseyen, bu dört adalet fikriyle hayata geçirmeye çalıştığı bir politik perspektife sahip. Buradan kastettiğimiz şu, gerçekten Türkiye 12 Eylül sonrası anayasasında hala da antidemokratik yasalara yöneltiliyordu o zaman. Biz bir tarihsel buluşmadan bahsettik. Bu bahsettiğim dört adalet eksenindeki siyasetimiz aynı zamanda Türkiye'nin sol tarihinde, özellikle Kürt solu ve Türk solu 74 yılının ardında ayrılarak farklı bir versiyona dönüşmüşlerdi ve sol içi ayrılıklar da çok fazlaydı. O nedenle Türkiye'deki demokratik siyaset sisteminde artık temel problemlerin, yani en özgün demokrasi sorunlarının, adalet sorunlarının, hak sorunlarının çözülemediği bir yerde artık farklılıkları, ayrılıkları öne çıkartarak değil, birliktelikleri, ortaklıkları öne çıkartan bir siyasetin daha mümkün olabileceğini ve daha güçlü olabileceğini ifade ederek bir tarihsel buluşmaya çağrı mesajımız veya metnimiz vardı. Bu metnin çerçevesinde bir oluşum sağlamış olduk. Ancak gelinen aşamada 2023'ün Mayıs ayı 14 Mayıs'ındaki yapılacak seçimlere dönük bize böyle bir tarihsel sorumluluk düştü. O günkü çağrımız belki bugün hayata geçirilmesi için bir vesile oldu. Bu vesile iyi bir vesile değil, onu söylemek isterim. Keşke HDP açısından böyle bir ağır saldırının olduğu bir ortam yaşanmasaydı, neredeyse seçim anında kapatılma riskiyle karşı karşıya bir durumun planlandığı bir şekilde gerçekleşti. Kararların hiçbir şekilde demokratik olduğunu, yani hukuki olduğunu inanmıyoruz. Biliyorsunuz şu andaki rejimin tamamen planladığı çerçevede neredeyse yargı sopasıyla yönetilen bir siyasi iklim ortamında seçimlere gireceğiz. Elbette çok büyük riskli bir durumla karşı karşıyayız ama bu tarihsel dönemde bize böyle bir sorumluluk düştü. Yeşil Sol Parti'de kuruluşundan bu yana HDP içinde kurucusu olan, HDP'nin de kurucusu olan bir partidir aynı zamanda. Onun içinde yer almıştır. Birçok arkadaşımız orada görev almıştır. Hala sözcüleri, başkan yardımcıları Yeşil Sol Partilidir. Bileşen parti olduğumuz için böyle bir iklimimiz vardır. Dolayısıyla HDP'ye dönük saldırı bize dönük bir saldırı olarak ele aldık ve değerlendirdik. Dolayısıyla her şeyle bu saldırı karşısında Yeşil Sol Parti bu sorumluluğu göğüslemeye, hazır olan örgütüyle seçime girme yeterliliğini sağlamış bir parti sıfatıyla bunu karşılamaya her yeri hazır olduğunu bütün kamuoyuyla paylaşmak istedik. Dün sevgili Mithat Sancar Hocam açıkladı Halk TV'de. Açıkladığı gibi evet bir karar verilmiş oldu. En sonunda artık Anayasa Mahkemesi'nin erteleme isteği de reddedilmiş oldu. Dolayısıyla bir şans kalmadı o anlamda, HDP ile yürüyebilme şansı kalmadı. Bu riski göze alamazdık ve sonuç olarak Yeşil Sol Parti ile seçime girmeye karar verdik. Dolayısıyla sevgili Selahattin'in renkli fotoğrafları çıkartın, kapıların üzerine yapıştırın ya da buzdolaplarına yapıştırın, lazım olacak sözü artık ilan edilmiş oldu diyeyim. Lazım oldu yani.
lazım oldu. Şimdi bir sokak röportajı vardı. Belki siz de izlemişsinizdir. Hani Evet. kafalar karışıklığı, Halkların Demokratik Partisi, Yeşil Sol Parti, bu isimler bir kafa karışıklığı yaratır mı seçmende diye. Bir genç arkadaşımız diyordu ki güle farklı bir isim verirseniz farklı kokar mı? Aynı kokar. Dolayısıyla ha Yeşil Sol Parti, ha Halkların Demokratik Partisi. Siz seçmende bir kafa karışıklığı yaratacağını düşünüyor musunuz seçimlere bu kadar az zaman kala? Şimdi şöyle, doğal olarak aslında akıl yürüttüğümüzde pratik olarak şöyle düşünüyoruz. Evet, biz yaklaşık 52 gün içerisinde kamuoyuna ilan edilmiş bir parti olarak bu çalışmayı yapacağız. Dolayısıyla halkımızın tanıması ve tanıtılması lazım. Ama şu anda bizim en azından yıllardır yürüttüğümüz çalışma ve HDP ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın parçası olduğumuz için Nevruz'da biraz biz startı verdik aslında. Yani Evet. önümüzde Yeşil Sol Parti'nin Nevruz'da ortaklığı oldu. Bazı yerlerde HDP'li Yeşil Sol Parti ama önemli miktarda Yeşil Sol Parti bayrakları ve tanıtımıyla yapıldı. Orada benim gördüğüm yeni bir parti olması ve yeni partiyle seçime gireceğiz diye gençlerimiz bizim bayrakları sallamak için yarışıyorlardı. Özellikle İstanbul ve Diyarbakır'da gördüğümde inanamadım. Gerçekten bu kadar olabileceğini düşünemedim. Korkunç bir heyecan vardı ve gençler çok inanılmaz mutluydu. Dolayısıyla o bayrakları kafalarına sarmışlar bazıları, bir tarafı elinden almışlar. Benim gördüğüm şey, oradaki halkımız da diyordu ki ya bizim halkımız politiktir, ne yapacağını çok iyi bilir. 2 gün içinde herkes bunu duyar ve dolayısıyla Yeşil Sol Parti'ye %99 oy verir diyordu. Bunu Selahattin Başkan da söyledi. Yani sıfır fireyle bu işi gerçekleştireceğimizi söylüyor o da. Ben inanıyorum gerçekten böyle bir takibi yüksek, politik takip olarak da bunu anlayan, değerlendiren, yaşadığı mağduriyet karşısında çözüm üretmek isteyen, bu iradesini asla mevcut bu kötülük rejimine karşı teslim etmek istemeyen, onun oyunu bozmak için de her türlü duyarlılığı ve uyanıklığı gösteren bir kitleyle karşı karşıya olduğumuzu sizler vasıtasıyla ifade etmek isterim. O bakımdan hiç şey değilim yani, ikircikli, tereddütlü değilim. Başaracağımıza inanıyorum yani. Tabii ki. Hatta Kürt seçmen için en çok verilen bir örnek var. Okuma yazması olmadığı için iple yerini belirleyip gidip oy veren. Bu kadar politik, bu kadar partisine ve mücadelesine bağlı bir seçmenin herhalde Yeşil Sol Parti, HDP Yeşil Sol Parti ile giriyor diye başka bir tercihte bulunması beklenemez. Ama hani bu kadar politik olmayan seçmeni olan partiler de bunu tartışıyor. Özellikle açıklamanızı istedim. Şimdi hakikaten siz de başta söylediğiniz gibi çok zor koşullarda ve tarihi bir seçimle karşı karşıyayız. Neden tarihi bir seçim? İşte 21 yıllık AKP iktidarı hakikaten birçok yılını, hepsini olmasa bile faşizmle yürütmüş bir iktidar ve artık halka verecek hiçbir sözü, hiçbir vaadi, hiçbir politikası kalmamış bir iktidar. Diğer tarafta da Millet İttifakı var. Onlar da Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmayı istiyoruz diyorlar. Bir aday da açıkladılar, Kemal Kılıçdaroğlu. Siz nasıl bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, bu tarihi seçim meselesinin altını çizmek isterim. Gerçekten hani bu her zaman bizim Türkiye'de seçimler çok önemlidir. Çok darbe süreçte yaşamışızdır, arkasından da seçim yapmışızdır. Dolayısıyla o darbe ikliminin devam etmesini isteyenlerle demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, buradan kurtulmak isteyenler arasında hep bir yarış vardır. İster bizim istediğimiz gibi demokratik bir sistem istesinler, isterse mevcut duruma karşı tepki göstersinler. Toplumda böyle bir arayış vardır. 12 Eylül sonrası da oldu biliyorsunuz. Yani tasarlanan, planlanan hiçbir şey olmadı. Bugün bence şöyle bir durum yaşandı bu tarihi dönem açısından. Elbette bu mevcut 21 yıllık iktidar bence Türkiye'de artık bahsedilen anlamda asgari müşterekli bir demokratik kurum bile kalmadığını, her türlü kurumun siyasallaştığını ve siyasi iradenin neredeyse talimatıyla devam eden işte bakanlarından, valisinden, kaymakamından, emniyetine kadar böyle bir süreç yaşanıyor Türkiye'de. Ve dolayısıyla biz yarışmaya girdiğimizde, seçim yarışına girdiğimizde her şeyle devlet olanaklarını kullanan birisi ve iktidarda kalmak isteyen bir kötülük örgütü haline gelmiş bir iktidar yapısı var. Ve bunun karşısında da hakikaten kurtulmak isteyen, en azından iradesini sandıkta gösterip demokratik yollarla değiştirmek isteyen bir topluluk var.
Bu topluluk arasında çok farklılıklar var, onu söyleyebilirim. Yani siyasi görüşleri bakımından çok farklılık var. Çok muhalefet farklılıkları var. O anlamda onu da söyleyeyim. Ama buna rağmen ortak gelecek şu, ya bu iktidardan kurtulmadan nefes alamayacak bu ülke diyor insanlar. Yani benim yakınlarım umarım başarısınız ve bu başarıdan sonra da Türkiye bir nefes alır diyor. Şimdi böyle bir iklimde siyaset yapıyoruz. Ama biz şunu biliyoruz. Bir tarafıyla iktidardan kurtulmaya çalışacağız. Ama bir tarafıyla da yeni rejimin nasıl olacak konusunda güvensizliklerimiz var. Dolayısıyla kime karşı güvensizliğimiz var? Mevcut rejimi değiştiren ama bu rejimi bir tarz restorasyon yaparak eskisi gibi devam etmek isteyen bir anlayış da bizim açımızdan kabul edilebilir bir anlayış değil. Dolayısıyla şunu düşünüyoruz bunları tartışırken. Evet, bu rejimi değiştireceğiz ama bir o kadar da bu rejim değişikliği sonrası yeni sürecin örgütlenmesinde söz ve karar süreci olma, karar sahibi olmak istiyoruz, güç olmak istiyoruz. O anlamda ikili kutuplaşmanın yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yanında değil, birisinin tam karşısında ama birisiyle öncelikle değiştirme sürecinde belki yan yana olabiliriz. Farklı farklı tercihlerimiz ortak olabiliriz ama biz asıl gerçekten demokratik bir hayatın, cumhuriyetin yeniden inşası bakımından eski yüzyılda yaşadığımızı tekrar olmasını istemiyoruz. O nedenle Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Yeşil Sol Parti'nin seçmen girdiği yerden çoklu bir partilerle ortak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı kurmak istiyoruz. Bu kurduğumuz ilişkinin sadece partiler düzeyinde değil, gerçek hayatı içerisindeki muhalif olan, mağdur olan, bu ülkenin bu gidişatına itiraz eden herkesle birlikte olmak istiyoruz. Dolayısıyla burada yığınağımızı şöyle yapabiliriz diye düşündük. Yani Selahattin Başkan'ın söylediği 100 milletvekili hedefi aslında bence hiç gerçekleşmeyecek bir durum değil. Pekala gerçekleşebilir. Türkiye'de birikmiş bu deprem sonrası özellikle gerçekten bir enerji var. Bu enerjinin doğru yönetilmesiyle ilgili sorunumuz var bizim. Biz deprem meselesinin hani felakette aynı zamanda değişim süreçlerinin çok büyük adresleri ve zeminleri haline geliyor. O bakımdan aday çıkartma meselesinde aldığımız tutumun sebebi şuydu. Biz aslında aday çıkartacaktık biliyorsunuz. Evet. 10 Şubat'ta falan aday çıkartacaktık. Çıkartmama kararımızı çok tartıştık. Bu deprem sonrası bu ülkedeki felaket karşısında biz aday çıkartmadan mevcut durumu birinci turda değiştirmeye dönük hareket edelim diye düşündük. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu meselesine geleyim buradan doğru. Elbette biz Millet İttifakı'nın adaylarındaki tercihlere doğrudan müdahale etmek istemezdik ama bizim için her adayda desteklenecek aday değildi. Yani ortak aday değildik zaten mevcut durumda. Desteklenebilir aday pozisyonuna bakıyorduk ama bu mevcut durum açısından bakıldığında gördüğümüz durum şu. Millet İttifakı içerisinde şahsen şunu söyleyeyim. Bu süreci ortak yönetmeye, kolektif bir akıl yaratmaya, kendi siyasi hattını biz sevsek de, benimsemesek de, benimsemesek de Kılıçdaroğlu'nun bir rolü var burada. Toparlayıcı rolü var. Yani siyasetçi olarak bakarsam buradan doğru. Bunun bir değeri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla taşıyıcı rol üstlenmesi, önümüzdeki dönemin zorluklarında bu kapsayıcı, çoğulcu siyaseti göğüslemesi bakımından Türkiye için iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama biz tartışmalarımızda, özellikle Emek ve Özgürlük İttifakı tartışmalarımızda şimdilik doğrudan destek açıklaması yapmak istemedim. Açıkçası burada politik sebepler şudur. Yani bizim desteklemememizden daha bağımsız Türkiye'nin iklimi çok kolay ve bizim üzerimizden muhalefeti bir tarz saflaştırmaya, karıştırmaya, orada manipülasyon yapmaya çok açık tutumlar var. O nedenle biz daha nötr durmayı, süreç içerisinde siyasal pozisyonumuzu daha net ifade etmeyi ama açıklarken de şunu demek istedik. Bütün ittifak güçleri dedi ki biz birinci turda bu rejimi değiştirmek istiyoruz dediler. Bunu açıklama ihtiyacı duydular. Yani şu anda aday çıkartmıyoruz ama süreç içerisinde tutumumuzu almak istiyoruz diye bir ifade ettiler. Bizim açımızdan durumu söylerseniz biz asıl meselenin kişiye bağlı olmadığını, yeni demokratik siyasal hayatın birlikte bu çoğulcu çok kimlik yapının örgütlenmesinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın meclisteki gücüne bağlı olarak asıl güvencenin orada olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yani Ahmet gitsin, Mehmet gelsin meselesi değil. Neyin etrafında neyi yapacağız, nasıl bir demokratik hayatı inşa edeceğiz? Biz bunun neresindeyiz? Toplumsal katılım neresinde? Halkın iradesi buraya dahil olabiliyor mu? Değilse biz kurtarıcı aramıyoruz açıkçası. Dolayısıyla kişinin tarihsel rolü bakımından bahsettiğim anlamda Kılıçdaroğlu veya başka birisinin önemi var. Ama asıl önemli olan bence burada örgütlü toplumsal dinamiklerin sürece katılım biçimleri ve demokratik süreci birlikte örgütleme biçimleri çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz buna aday olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğinin de ancak böyle değiştirilebileceğine inanıyoruz.
Şimdi Kürt Siyasal Hareketi, HDP ya da Yeşil Sol Parti öyle bir durumda ki destek verse başka bir saldırıya uğruyor, destek vermese başka bir saldırıya uğruyor. Yani yaptığı her şey mutlaka birileri tarafından hedef alınıyor. Dün İYİ Partili Yavuz Ağaralioğlu'nun açıklamaları vardı. Şimdi demokrasi isteyen bir parti ve o Millet İttifakı'nın içinde bulunan bir parti herhangi bir diğer ittifakın aday çıkarmıyoruz demesini memnuniyetle karşılaması gerekirken, ki aday çıkarmıyoruz derken sizin de dediğiniz gibi birinin tam karşısında ama diğerinin de adını vermeden bunu açıklaması dahi sıkıntı oldu. Diyor ki HDP şantaj yapıyor Millet İttifakı'na. Kendisi şantaj yaparak konuşurken bunu söylüyor üstelik. Nasıl değerlendirdiniz dünkü o açıklamayı? Ben yani şöyle söyleyeyim, aslında bu zihniyeti biz yabancı değiliz. Biliyoruz bu zihniyetin nasıl bir zihniyet olduğunu. Aslında hala da eski derin devlet anlayışının yansıması gibi görüyoruz. Ama biz bunların çok fazla öneminin kalmadığına neden inanıyoruz. Çok Çünkü haklısın. İYİ Parti'nin gitgellerinden kaynaklanarak yaşadığı durum karşısında aslında tabanı ve ona destek veren insanlar, samimi insanlar İYİ Parti'ye ayar verdiler açıkçası. İYİ Parti bence tarihsel bir karizma çizdirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun yarattığı bir sıkışma var. Yani eski gelenekleriyle devam etmek istiyorlar. Türkiye'nin toplumsal değişim süreci içerisinde yeni bir siyasi rol üstlenmek istiyorlar. İyi Parti buna karar vermesi lazım ama şunu söyleyeyim, bizim asıl tercihimiz mevcut iktidarla uğraşmaktır. Muhalefete karşı muhalefet etmek tercihimiz değil. Öncelikli hedefimiz gerçekten bu iktidarın bu kadar kötülükleri karşısında toplum uyarmak, ikna etmek, onların rızasını değiştirmek, yani toplumsal desteği almak bakımından rızasını değiştirmek ve bu iktidarı tereddütsüz bir şekilde hem de çok büyük farkla göndermemiz lazım. Başka türlüsü Türkiye'de gerçekten yeni bir hayatın iklimini yaratmak bakımından da mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu iklimin olduğuna inanıyorum ben. Yani bakmayın, her türlü manipülasyon yaparak iktidar kendine dönük hedefler, hesaplar yapıyor ama deprem bölgesinde 3 kere giderek uzun süre gördüm orada. Bu iktidardan kurtulmak isteyen çok ciddi bir toplumsal tepki var. Şunu inanıyorum ben, bu tek adam rejimi, bu kadar merkezden yönetilen bir rejim, valilerin, kaymakamların, cumhurbaşkanının talimat bekleri hale gelmesi hayatı bence durdurmuş ve iflas ettirmiştir. Oradaki insanlar kendi başına kalmıştır. Devlet nerede diye sorduklarında aslında o soru şudur, bu ülkede devlet kalmamıştır. Sadece devlet şu anlama geliyor: sokağa çıktığın, özgürlük istediğin, sözünü kullanmak istediğin zaman karşına polis görüyorsun. İşte polis devleti haline gelmiş bir devlet var. Kamusal olarak her türlü ihtiyaçlarını yok saymış, özelleştirmiş. Sağlık alanında, eğitim alanında, konut alanında hiçbir toplumsal, sosyal politikaları üretmeyen bir devletle karşı karşıya olduğunu bu halk gördü ve devletten beklentisi maalesef kalmadı o anlamda. Hala Erdoğan ilk günden itibaren her şeyimizi seferber ettik, ilk günden itibaren alanlardaydık. Yani insanlar biliyor bunun böyle olmadığını, özellikle mesela o depremi yaşayanlar biliyor. Herkesi boş verelim. Nasıl bu kadar açıktan manipüle edebiliyor, doğru olmayan bir ifade kullanabiliyor size göre? Yani şöyle diyeyim, hala bir toplumun bir kesimi işte 300 civarında çeşitli kanallar vasıtasıyla bir yalan makinesi gibi çalışan medya üzerinden manipülasyon yapıldığını görüyoruz. Birçok insanımız da maalesef sorgulamıyor galiba, gündelik hayatın boğuşması içerisinde oralara bakıyor ve oradan değerlendiriyor. Ama bu durum öyle bir durum değil. Depremde şöyle oldu: orada insanlar yaşadılar. O yaşam sırasında yanlarına kim gittiğini gördüler. Artık bundan sonra ne söylerlerse söylesinler, o 15 milyonun etrafında en az bir 10 milyon da tanıdıkları da vardır. Ben bu bakımdan AKP'nin deprem döneminde bu çöküğün altında kalan bir iktidar olduğunu düşünüyorum. Sadece insanlarımız hayatlarını kaybetmediler orada, aynı zamanda AKP de bence geleceğini kaybetti diye düşünüyorum. Bu tarihsel dönüşümün bir vesilesi olacağına da inanıyorum aynı zamanda. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan bahsettiniz. Çok sorumluluk duyarak, hatta fedakarca aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Ama bir yandan da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde bir ortak liste konuşması vardı. Tartışmalar devam ediyordu. Nedir burada son durum? Şimdi burada sorunumuz şöyle özetleyeyim. Birincisi, biz son seçim yasasının değişikliğine bağlı olarak
ittifak siyasetinin önemli olduğunu, ancak çok parçalanarak ittifak içerisinde olmanın ittifaka değil, aslında en çok oy alan parti yaradığının matematiğini biliyoruz. Yani şu andaki ittifak içerisinde olmak baraj meselesi bakımından avantajlı, ama her seçim bölgesinde milletvekili çıkartmak bakımından her partinin ayrı ayrı o bölgede seçimlerde milletvekili çıkartabilecek kadar oy almasını gerektiriyor. Yani şunu demek istiyorum, örneğin 100 bin oy alması lazım İzmir'de milletvekilinin. Eğer bu 100 bin alamazsan oyun boşuna gidiyor. En büyük parti kimse orada, atıyorum CHP, CHP'ye gidiyor. Ve sen kaybetmiş oluyorsun. Dolayısıyla parçalanan her oy ittifakın kendi içinde birbirleriyle de yarışmasına sebep olan sonuç üretiyor. O bakımdan biz bunları uzun uzun konuştuk. Bunun simülasyonlarını yaptık. Hangi yerde nasıl sonuçlar var diye baktık. Böyle bir durumun risklerini arkadaşlarımızla paylaştık. Ama ona rağmen doğal olarak şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Her partinin özlemi, yani bu seçimlere girme özlemi var. İşte kendisinin politikasını anlatma özlemi var. Bu özleme bağlı olarak da örneğin %1 baraj, %2 baraj, %3 baraj neyse aşma ihtimali var. Ama bahsettiğim riskleri de düşünerek, değerlendirerek hareket etmemiz lazım. Çünkü biz... Sayın İbrahim Akın'ın internet bağlantısında bir sorun oldu. Şimdi tekrar dönecek. Duyabiliyor musunuz beni? Ben duyuyorum sizi. Buyurun devam edin. Alacağımız her oy, kazanacağımız her milletvekili yeni bir anayasa yapmaya ve onu değiştirmeye, mevcut anayasayı değiştirmeye karşılık gelecek bir şey. Her vekil çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bunu anlattık. Hala daha tartışma devam ediyor. Ama bunların içerisinde seçime girme yeterli olan tip ve MHP'li arkadaşlarımız tekrar tekrar müzakere değerlendirecekler. Benim gördüğüm tipli arkadaşlarımız seçime girme konusunda kararlı gözüküyor. Evet, arkadaşlarımız da bugün netleştirmiş ve yarın bu meseleyi çözmüş olmamız lazım. Çünkü biz yarın Yeşil Sol Parti olarak bir sözleşme imzalayarak, yani ittifak sözleşmesi imzalayarak Yüksek Seçim Kurulu'na vereceğiz bunu. Dolayısıyla önce bu kararımızı bildireceğiz, sonra hangi partiyle girdiklerimizi bildireceğiz. Bunun için daha zaman var, 6 Nisan'a kadar bu süreç olacak, böyle değerlendirilecek. İsteğimiz aslında bu partiyle de kalmayan, diğer seçime giren partilerin de katılması. Onu da arzu ediyoruz ve görüşmelerimizde var bu konuyla ilgili. Onu da söylemek isterim sizin vasıtanızla. İttifakı genişletmek anlamında değil mi? Evet, var. Böyle bir çalışmamız da, görüşmemiz de var. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Ancak bunu mümkün olan az riskle çözmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu isteği ve ısrarı, yani her partinin kendi ismi ve logosuyla girme isteği ve ısrarını en az riske dönüştürmek istiyoruz. Onun için çalışmalarımız var. Bazı illerde nasıl olabilir falan diye çalışmalarımız var. Ama umarım önümüzdeki günlerde bu netleşir. Yani yarın netleşir, önümüzdeki günler dediğim o. Sonuçlanır. Ama bizim asıl tercihimiz HDP bileşenleri olarak ve Yeşil Sol Parti olarak gerçekten bu seçimler riskli bir seçim ve tek partiyle girmenin avantajı çok yüksek. O bakımdan bunu öncelikli olarak temel kararımız ve hedefimiz olarak düşünüyoruz. Ancak biz şunu çok önemsiyoruz bu dönemin. Bu vekil meselesi olduğu kadar Türkiye toplumu artık birlikte ortak mücadele etmek istiyor. Parça parça yapılmasını istemiyor. Sonuç olarak bir seçim döneminin mücadele hattı ve birlikteliği önemli. Aynı zamanda seçimden sonra da şu çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni dönemin iklimi seçim anında ve seçim sonrasında bu iktidar güçleriyle ciddi mücadele etmeyi gerektiriyor. Herkesin ortak bir enerjisini aynı potada yoğun bir şekilde harekete geçirmesi gerekiyor. O bakımdan bu birliktelikleri çok kıymetli buluyoruz. Yani Emek Özgürlük İttifakı bizim için sadece seçimlerde daha büyük oy alma meselesi değil, birlikte yeni geleceği inşa etme meselesi, mücadele birlikte yürütme meselesi diye bakıyor ve değerlendiriyoruz. O nedenle fedakarlık yapmak gerekirse, belki vekil kaybetmeyi bile göze alarak bu ittifakın bozulmaması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle kararımızda esneme göstermiş olduk bu arkadaşlarımızın isteği ve ısrarı üzerine diyeyim. Dolayısıyla önümüzdeki, yani yarın bunu netleştirerek karar vereceğiz. Umarım başarılı oluruz. Meselenin daha çok mücadele büyütmek ve geliştirmek şeklinde ele alınması, iç rekabetlerin tatlı şekilde yapılması, bu odaklanacak meselenin de daha çok başarıya odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Biraz da halkımıza güveniyoruz açıkçası. Bu tartışmada yarısı halkımıza güveniyoruz. Halkımız daha çok işin sonuçlarını, matematiğini değerlendiriyor. Bizim bu tartışmalarımıza vakıf oluyor. Oyunu kullanırken biz geçmiş tarihimizden biliyoruz. Bizi çok sevenler, ya biz sizi çok seviyoruz ama
Oyumuz zayi olmasın, ben oyumu şuraya vereyim de hiç olmazsa işe yarasın diye duygular içerisinde olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla halkımız nereye oy kullanacağını ve nasıl oy kullanacağını bilir diye de inanıyoruz. Şimdi geçen yıl bu seçim yasası değiştiğinde bütün uzmanlar dediler ki bu en çok HDP'ye yarayan bir değişim. Çünkü HDP'nin o artık oylar nedeniyle çıkaramadığı milletvekillerini şimdi çıkarabileceği bir sistem tesis edildi. Tam da bu nedenle HDP'nin kapatılma sürecinin de hızlandırılacağı öngörülüyordu. Şimdi tamam HDP'yi kapatma sürecini hızlandırdılar ama HDP tabii ki kapana kapana, büyüye büyüye mücadele ede ede gelen bir gelenek olduğu için buna bir BCD planlarımız var demişti. İşte bu planla karşı karşıyayız. Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti dolayısıyla bu yeni sistemde daha fazla milletvekili çıkarabilir bu durumda, öyle değil mi? Evet. Şimdi hani dediniz ya partilerin kendilerini test etme özlemleri var. Hani ne kadar gücümüz var bunun test edilmesini istiyorlar, özlemleri var. Şimdi bu kadar tarihi bir eşikte demokratik cumhuriyeti kurma yolunda adımlar atılırken yurttaşın da bu iktidardan kurtulup demokratik cumhuriyetin tesis edilmesi için adım atılması özlemi varken bu ikisi arasındaki farkı belki diğer partilerde göz önünde bulundururlar diyelim. Çünkü o tarihi seçimler hani ortak adayla ilgili, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklanan tarihi seçim vurgusu tam da parlamentonun çoğunluğu anlamında da aynı tarihi seçimlerin kapımızda olduğunu gösteriyor bize, değil mi? Evet. Yani şöyle söyleyeyim, evet bu seçim sistemi özellikle HDP'nin bölgede, yani Kürdistan coğrafyasındaki bölgede ağırlı olması sebebiyle daha yüksek alması mümkün. Örneğin Diyarbakır'da diyelim ki milletvekillerini artırabilir, Van'da artırabilir, başka yerlerde de çok artırabilir. Böyle bir durum var. Benim gördüğüm zaten artık Kürtlerin tercihlerinde çok ciddi değişiklik var. Artık AKP ile herhangi bir ilişki kurmaktan bile çok fazla şey değiller. Tamamen Diyarbakır'ı gördüğümüzde bir tarafıyla halk, öbür tarafıyla yani gerçekten polis arabası, zırhlı arabalarla dolu bir durum var. Yani tamamen devlet orada çok inanılmaz kötü gözüküyor. Hani birileri kötülük yapmak istese bu devlete ancak böyle fotoğraf çektirebilir. Benim gördüğüm durumu. Yani Yeşil birisi de... Sol Parti'ndeki çocuğa uygulanan işkence mesela. Evet. Yani öyle kötü ki manzara. Yani insan ifade etmek istemiyorum ama Filistin gibi bir şey gösteriyor oradaki durumu. Yani İsrail-Filistin ilişkisi nasılsa o bölgede biraz öyle bir hava var o durumda. Gerçekten insanlar polis bütün arabaları falan gördüğünde öfkeyle bakıyorlar. Yani kendisiyle çok yabancı bir ilişki, yabancılaşmış bir durum ortaya çıkartıyor. O bakımdan bölgede çok ciddi sonuç olabilir. Ayrıca benim gördüğüm Türkiye'de artık çok ciddi değişim var. İstanbul'da mesela biz 15'in üzerinde vekil çıkartabiliriz. İstanbul'da ciddi bir potansiyel var şu anda. Ayrıca Kaç vekil çıkarılmıştı 2018 seçimlerinde? bildiğim kadarıyla 11'di. 11. 11'di. Yanlış Hani hatırlamıyorsam. kıyas anlamında onu da belirtin istediniz. Evet. 15 olacağını tahmin ediyorlar. Özellikle 3. bölgede çok daha yükseleceğini söylüyorlar. Böyle bir durum var potansiyel olarak. Çünkü 1,5 milyon civarında bir oy alma ihtimalimizin olabileceği tahmini var. Bu durum çok önemli. Keza yani Batı yakasında da çok fazla gelişiyorlar. Belki bizim Muğla'da, Denizli'de bile bizim iddialı bir duruma gelmemiz söz konusu olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yeşil Sol Parti HDP üzerinde korkunç baskının yaratıldığı atmosfer içerisinde başka bir nefes aldırdı. Yani onun yeşiliyle, yani biliyorsunuz sanatçılarımız da güzel dediler. Hem yeşil, hem sol, hem parti ne güzel falan diyebiliyorsun. Böyle bir esprili durum da oldu. Benim gördüğüm yani bu siyasetin bu kadar ötekileştirdiği partinin kendi içindeki değişim ve karar süreçleri de toplumda nefes aldırmış. Yani propaganda olsun diye söylemiyorum. Maillerimizden, WhatsApp gruplarından inanılmaz sıradan arkadaşlarımız, insanlarımız, benim tanımadığım, tanıdığım bir sürü insan milletvekili adaylığı başvurusu yapıyor. Ben yani milletvekili başvurusu yaparken biraz hani iyi kötü bir tanışıklık olursun, ben de olmak istiyorum dersin, çalışırsın, o çalışma ortamı içerisinde tercih yaparsın falan. Ben şaşırdım ya, bu nasıl olabiliyor bu kadar dedim, bu kadar insan nasıl
rahat rahat ben aday olmak istiyorum diyor. Hem de her yerden böyle bir durum var. Resmini gönderiyor, ben böyle bir insanım diyor, kendini tanıtıyor. Yani son 2 günde aldığımız neredeyse 100'e yakın milletvekili adaylığı başvurusu var. Bu şunu gösteriyor, toplumda bir arayışın ifadesinin de bir şey olduk, biz mesajı olduk bir anlamda. Onun için diyorum, sadece gerçekten sosyal medyada değil, aynı zamanda yaşadığım pratik bakımından da söylüyorum. En çok konuşulan parti olma hikayesi böyle bir şeye dönüştü yani. Adınıza açılmış sahte bir hesap da vardı Twitter'da. Gerçekten onu söylemeniz gerekiyor. Ya da onunla ilgili girişimlerde bulunmanız gerekiyor. Çünkü size uymayan paylaşımlar da yapılıyor orada. Evet, bizim açımızdan özellikle bazı paylaşımları sıkıntılı. Son olarak arkadaşlar irtibat kurmaya çalıştılar. Yeşil Sol Parti gönüllüsüyüm diye kendini tanıtmış, yazmış yazışmada. Ama biz şey aldık şimdi, itiraz ettik. Twitter merkezine haber gönderdik. Çok güzel. Orada bir ilişki kurduk. Mutlaka en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz diye. Sahte takipçimiz, daha doğrusu sahte sayfayı bile şu anda 47 bine mi 37 bine mi yakın bir takipçisine dönüştü. Hızlı bir artış oldu. Orada da böyle bir durum var. Başkaları da kullanıyorlar. Şu anda bu mavi tık hikayesini almış olmamızdan dolayı bunu engelleme şansımız biraz daha hızlı olacakmış gibi gözüküyor. Çok güzel. Çünkü ifadeler hani size ait değil, çok Bize belli. zarar veriyor. Bize zarar veriyor. Evet. Şimdi Yeşil Sol Parti, güneşimiz var, ağacımız var. O mor işaret nedir? Kadın mı, Şimdi ağaç şöyle, mı? şöyle bizim aslında yani öyle denk geldi ki bu hikayeler. Bizim daha önceki logomuz aslında Bilgi Ağaç logosu. Bu da Bilgi Ağaç'ın biraz anlatılmasıyla ilgili yaptığımız bir şey. Biz 4 yıl önce kongremizde logomuzu değiştirme kararı almıştık. Bu logoyu değiştirme çabamızın sırasında bir kısım bu işin uzmanı olan arkadaşlarımızla çalışma yaptık. En çok sevilen bu oldu. Açıkçası bunu tercih ettik. Şimdi o ortadaki mavi şey mor kadın figürü, Kadın. iki figürü. Doğal olarak yeşili ağaç ve aynı zamanda onların yaprakları hem de küçüklü büyüklü çoğulculuğu ifade eden bir durum. Güneşi de bizim o sıcaklığını ifade eder. Güneşin sıcaklığıyla, kadının sevgisi ve aşkıyla, yeşilin doğanın buluşması diye ifade edebileceğimiz bir ağaç formunu değerlendirdik. Şimdi biz bu kararı aldığımızda ne oldu? Kasım. Yani 2022 Kasım'ında bu kararı aldık. Şimdi HDP'nin logosuna benziyor diye çok fazla tanıtıldı. Aslında bizim Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin bakarsanız logosu da HDP'ye benzeyen bir logoydu. Hatta biz o zaman demiştik ki bizim logoyu birazcık değiştirerek HDP yapmışlar falan diye ifade etmiştik. Doğal olarak biraz aynı gelenek, aynı düşüncenin yarattığı şey var. Bir de doğal olarak hani biraz tanıtım kolaylığı bakımından da bileşen olduğumuz partiyle bağımız açısından da bu bize daha sıcak geldi ve tercih ettiğimiz log oldu diye ifade etmek isterim. Evet, bu da işte. Biraz küçük oldu ama evet, Evet. logo bu. Evet. Bu daha önce kurulan bizim eski partimizdir. Onun logosudur. Bu da güzel bir logodur açıkçası. Evet. Çok manidar tabii. Kadın mücadelesi bu ülkenin yapı taşlarından, ekoloji mücadelesi bu ülkenin yapı taşlarından. Hepsinin bir arada olması da mücadeleyi her alanda yürüteceğiniz anlamında çok güzel bir logo. Benzerliği de bence bugünler için Evet. düşünülmüş. Benzerliği de şu anda size bir dezavantaj değil, avantaj oluşturan bir yerde duruyor. Ne mutlu. Bir soru soracağım çünkü bu çok konuşulan bir şey. Acaba HDP Yeşil Sol Parti üzerinden girerse böyle bir risk var mı deniyordu. Sizin yanıtlamanızı isteyeceğim. Şimdi HDP meclisin üçüncü büyük, muhalefetin de ikinci büyük partisi şu anda parlamentoda. Dolayısıyla seçimlerde müşahit bulundurma, sandıkları koruma anlamında başka bir işlevi vardı. Şu anda Yeşil Sol Parti üzerinden girdiğinde bu işlevini kayıp mı edecek? Sandıkların güvenliği nasıl olacak? Şimdi bizim şu anda HDP sandık görevlisi yani itiraz etme yetkisine sahip seçime giren partilerden birisi ve daha önceki grup olan partisi olduğu için böyle bir hakkı vardı. Şimdi HDP giremeyince Yeşil Sol Parti bunları sandık görevlisi olarak bildirecek. Ama pardon müşahit olarak bildirecek. Sandık görevlisinin yetkisi maalesef müşahitlerde yok. Müşahitler gözlemci. Oradaki duruma müdahale edebilirler, gözlemde bulunabilirler.
yazı yazabilirler, görüşebilirler, sandık görevlisiyle tartışabilirler. Partinin o anlamda gözlemci heyeti olarak bulunuyor. Bu bakımdan bir dezavantajı var, bunu söylemekte fayda var. Biz bunu farklı şekilde çözeceğiz. Bölgede seçime giren partilerle işbirliği halinde çözeceğiz. Açıkçası biz bu meseleyi HDP'nin çalışmasıyla sınırlı olmayan ya da Yeşil Sol Parti'nin çalışmasıyla sınırlı olmayan bir seçim güvenliği politikası etrafında yürütmek istiyoruz. En başta konuşuluyordu zaten Millet İttifakı'na, hatta bütün partilerin yan yana gelip seçim güvenliğini sağlamaları gerekiyor. Çünkü o her oy hangi partiye vermiş olursa olsun demokrasinin tecil edilebilmesi için o oyun sandıktan çıkması gerekiyor diye. Evet. Ayrıca bu meselenin hani Türkiye'nin demokratik geleceğinin meselesi bizce aslında Avrupa'nın da ilgili olması gereken bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Yeşillerin üyesiyiz biz aynı zamanda. Hafta sonu, ya pardon, 31'inde bir toplantı var. Avrupa Liderler toplantısı var Brüksel'de. Bir aksilik çıkmazsa oraya da gitmek istiyoruz. Onlardan her türlü uluslararası gözlemci, destekçi boyutunu rica etmiştik. Daha önce çalışmalar var. Muhtemelen bu seçim bütün Avrupa'daki demokrasi güçlerinde yakından takip ettiği, gözlemlediği, sandıkların ve gidişatın değerlendirildiği bir süreç olacak. Hem Avrupa'daki çalışmalarımızı organize etmek istiyoruz, hem de seçim güvenliği bakımından oradaki bizim işbirliği içerisinde olduğumuz partilerden destek isteyeceğiz. Bunu da ayrıca yapacağız. Evet, yani şunu belki söylemek gerekir seçmene. Herhangi bir durumda, yani HDP'nin evet bu özelliği ortadan kalkmış oluyor Yeşil Sol Parti ile. Ama biz ne kadar demokrasiye sahip çıkarsak, biz ne kadar seçmen olarak da, sadece partiler olarak değil, seçmen olarak o sandıklara attığımız oya ne kadar sahip çıkarsak, o kadar büyük bir güçle karşılarında dururuz bu iktidarın ve o büyük güce de hiç kimsenin gücü yetmez diye düşünüyorum, öyle değil mi? Ya şöyle diyeyim, evet çok katılıyorum. Asıl mesele oy kullanıp bundan sonrası beni ilgilendirmiyor. İşte partilerin işidir değil. Partiler zaten insanlardan oluşuyor. Bizim önerimiz bütün halkımızın kullandıkları yerlerde oy kullandıktan sonra evlerine gidip oturmamaları, sandık açılıncaya kadar sandık güvenini sağlama konusunda olsak imzalı belge alıncaya kadar bunun sağlanmasını mutlaka herkes bence insani, vicdani bir yurttaş görevi olarak kabul etmeli ve böyle sorumluluk almalı. Bu toplumsal duyarlılık sağlanırsa ben inanıyorum ki bu seçimlerde olsak imzalı metni belge aldıktan sonra sorun çözülür. Hala bu ülkede hani demokratik olmayan, eşitsiz olan ama aynı zamanda sonuç alınabileceğini gördüğümüz, deneyimlediğimiz seçimler yaptık biz. Çok zor koşullarda deneyim yaptık geçmişte seçimlerde. Yani en son İstanbul seçimi biliyorsunuz her türlü riskleri göze alındı. Yoksaydılar tekrar çok yüksek miktarda farkla işte Ekrem İmamoğlu seçilmesini gerçekleştirildi. Ben bu bakımdan hala bu ülkede faşizm ve başka türlü kavramlar kullansak da seçim meselesinin vazgeçilmez bir şey olduğunu, ancak bu yolla mevcut iktidarın değiştirebilmesinin olanaklarının hala var olduğunu, bu olana çok iyi değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bir sürü kötü senaryolara çok fazla katılmadan seçim güvenliği konusunda duyarlı olarak, sandığa sahip çıkarak, orada bulunarak bunun sonucunun alınabileceğini düşünüyorum ve 14 Mayıs gecesi bakımından çok kıymetli bir gece. 15 Mayıs'a daha güneşli günlerde buluşmak çok önemli anlamda. Herkes buna duyarlı olmalı. Şimdi seçim güvenliği demişken bunu da sorayım. Hüdapar'la AKP arasındaki ittifak meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli olarak açıkladı Hüdapar'ı. Şöyle yorumlar da var, hani öyle 150 bin oy almış 2018'de, o 150 bin oy için değil, tam tersine Kürt illerinde HDP'nin karşısına çıkarılacak bir güç unsuru, tırnak içinde söylüyorum bunu, Hüdapar'ın böyle değerlendirileceği yönünde. Katılır mısınız, Hüdapar bir seçim güvenliği sorunu olacak mı 14 Mayıs'ta? Ya bu ihtimal Hüdapar'ın siyasal geleneğinin bağlı olarak değerlendirdiğimizde yok değil. Hüdapar'ın bence AKP'ye kaybettirdiği çok ciddi bir oy olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunları görmeyen bir parti olduğunu düşünmüyorum AKP'nin. Niye tercih etti, bu kadar kayıp verecek bir tercihi ne yaptı diye düşündüğümüzde bölgeyi zaten kaybettiğini düşünüyor bence AKP. Ancak bölgede kendini yapamadığını başka güçlere de yaptırmak isteyen bir tercih olabilir. Bu ihtimal bence küçümsenecek bir ihtimal gibi gözükmüyor.
O nedenle bölgedeki arkadaşlar bu gerçeği biliyorlar. Bu gerçeğe bağlı olarak da tedbir almaya çalışıyorlar. Hüdapar'ın bu konudaki yapacağı her türlü provokasyona karşı hazır olmak gerekiyor. Çünkü her ne kadar eski hikayeler olsa bile aynı gelenekleri savunan bir siyasal çizgi içerisinde oldukları yazışmalarda, ifadelerinde gözüküyor. O bakımdan... Hizbullah'tan bahsediyoruz. Bilmeyen izleyicilerimiz için onu da söyleyeyim. Hizbullah'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla o bakımdan tehlikeli bir oyunun parçası olma ihtimalini hiç küçümsemeden ona bağlı olarak tedbirli olmakta fayda var diye bizim de bir şeyimiz var. Ama bütün bu oyunlar aslında ne kadar kaybetme korkusu içerisinde olduklarını da gösteren bir şey. Yani AKP ve MHP iktidarı bence her türlü ilişkiye giriyor. Her türlü ilişkinin içerisinden destek almaya çalışıyor. Dolayısıyla bir kaybetme paniğinin bir pratik olarak göstergesi gibi görünüyor. Hüdapar ve başka ilişkiler bence. Şimdi 21 Mart Nevrozu işte bir hafta önce başladı ve Diyarbakır'da bir final Nevrozuyla sona erdi. Dolayısıyla toplamda milyonlarca insan Nevroz kutlamalarına katıldı. Birçok konuşma oldu. Sayın Ahmet Türk'ün Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ile ilgili konuşması çokça kullanıldı iktidar yandaşları tarafından. Şimdi Kürtlerin Türkiye'nin kendi anayasasında yazan hukuku uygulama talebi bile böyle tepkilere neden oluyor. Kürtler yeni bir hukuk istemiyor. Siz kendi anayasanızda yazan maddeleri uygulayın diyor. Tecrit anayasaya aykırıdır çünkü. Herhangi bir insan üzerinde, Sayın Öcalan'dan bağımsız söylüyorum bunu. Dolayısıyla o demokratik cumhuriyete giden yolda daha uzun adımlar atacağız gibi görünüyor. Ama siz de Nevroz kutlamalarına katıldınız. Halkın talebi neydi? Yani o bir hafta süren ve milyonların katıldığı Nevrozlarda kötü hava koşullarına rağmen halkın talebi neydi? Yani şöyle diyeyim, yani orada hem İstanbul'u gördüm hem de Diyarbakır'ı görerek değerlendirdim. Sevgili Ahmet Türk, bilge insan rolüyle aslında toplumun sesi oldu orada. İnanın oradan çok ciddi bir şekilde o 10-15 yaş, 20 yaş gençler arasında, AKP döneminin gençleri bunlar, onu da söyleyeyim. Politik olarak belki bizim gibi bakmıyorlar ama çılgınca bakıyorlar ve en önemli slogan orada Öcalan'ın özgürlük sloganıydı. Onu söyleyebilirim. Ne kadar yaparlarsa yapsınlar bu toplumun içindeki yaşadıkları duyguları yok edebildiklerini, tam aksine aslında bu siyasetin kendisinin bu toplumda o talebi daha yükselttiğini gördüğümü ifade etmek isterim. Bu oradaki bir görünen fotoğraf, bunu bence devlet de çok net görüyor. Polis de çıldırıyordu orada zaten. Ama bu şöyle bir durum var. Bir şiddet sarmalına doğru giden bir durum var. Oysa demokratik süreç biliyorsunuz barış döneminde, barış sürecinde 2013-14 döneminde çok daha farklıydı. Pekala o dönem devam edebilseydi başka süreçler yaşanabilirdi. Dolayısıyla şöyle özetlersem Nevruzları, Nevruz aslında gerçekten hem öfkenin, isyanın bir göstergesiydi. Aynı zamanda hüznün ve acının paylaşıldığı bir dönem oldu. Mesela biz orada halaylar çekemedik. Nevruz'u Bahar'ın gelişi, özgürlüğün ifadesi olan bir süreç olarak yeterince değerlendiremedik. Depremin içinden geçtik. 41. gün, 40. gün zaten bütün bölgelere bir heyetli olarak gittik. Maraş'a gittim. Diğer arkadaşlarımız başka yere gittiler. Orada insanların tekrar acısıyla, istekleriyle buluşmaya çalıştık. Böyle bir durum oldu. Ahmet Türk'ün ifadesi çok kullanıldı. İşte Öcalan üzerinden tecridin kalkması üzerine, ama zaten bu tecrit mevcut anayasanın, hukukun içerisinde yok. Böyle bir uygulama yok. Yani hiç olmazsa bu diktatörlük dönemindeki kaldırmadıkları anayasayı uygulasınlar talebi çok doğal, herkes için hakken Kürtler için maalesef böyle bir durum söz konusu olmuyor. Sanki her şey mübah gibi olabiliyor. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. O nedenle zaten bu toplumda biz ortak vatanda birlikte yaşam dedikçe onlar ayrılığı örgütlemeye çalışıyorlar. Hani tırnak içerisinde söylüyorum, bence bölücü Kürtler falan değil, bölücü bizim bu reddeden, hep reddiyeci, tekçi zihniyetin kendisi. O bölüyor bu toplumu. Değilse biz birlikte yaşamaktan mutluyuz. Onlar bunu engellemeye çalışıyorlar. Onlar bölmeye çalışıyorlar. O çözüm süreci meselesi de çok ilginç. Mesela AKP'ye ne kaybettirdi, ne kazandırdı ya da ülkeye, Türkiye'ye ne kaybettirdi, ne kazandırdığı düşündüğümüzde kazandırdıkları o kadar fazlaydı ve kaybettirdiği hiçbir şey yoktu ki. Ama buna rağmen işte yine devreye girenler, AKP iktidarının başka türlü konumlanması
Dolayısıyla bu çatışmalı süreci devam ettirdi. Şimdi konuşuyoruz. Depremden konuşuyoruz, ekonomik krizden bahsediyoruz, ranta dayalı sistemden bahsediyoruz, faşizmden bahsediyoruz. İşte tüm de bunlar Türkiye'nin kaybettikleri o dönemden çıktıktan sonra. O ekonomik krizden bahsederken çatışmalı süreçte Türkiye'nin trilyonlarca dolarını bu savaşa aktarması çokça dillendirilmesi gereken bir şey. Çünkü burada da kaybeden Türkiye halkları, ölürken de kaybeden Türkiye halkları. Dolayısıyla barışın, demokrasinin, savaşın olmadığı bir coğrafyanın kimseye bir zararı olmaz. Tam tersine kazanan taraf olur halklar. Yeşil Sol Parti bunu sıklıkla dile getirecektir eminim. Önümüzdeki seçimlerin ardından da meclise ne kadar güçlü bir katılım sağlanabilirse barışın, özgürlüğün, demokrasinin yolu da o kadar hızlı kat edilir diye düşünüyorum. Son olarak sözlerinizi de alayım, yayını kapatın. Teşekkür ederim özellikle böyle bir yayın için. Bence hoş bir sohbet oldu. Umarım sizler için de öyledir. Şöyle söyleyeyim, evet Yeşil Sol Parti böyle bir tarihsel misyonla karşı karşıya kaldı. Genel olarak hazır olmakla beraber seçim meselesinin atmosferi başka bir şey. Birçok arkadaşımızla beraber sahaya çıkacağız, çalışma yapacağız. Bizim arzumuz bizim geleceğimizden öte Türkiye'nin geleceğine yeni bir pencere açılabilirse, o tek adam rejimini bir elimizle gönderip, bir oyumuzla gönderip, öbür oyumuzla da Türkiye'nin demokrasi için daha etkili bir şekilde bir meclis oluşmasına destek verirse halkımız, aynı zamanda sahada toplumsal mücadelenin örgütlenmesine destek verirse, bence bu kötülük rejiminden kurtulup daha iyi, daha umut veren bir sürece gireceğimizi düşünüyorum. Bütün halkımızı biraz umutlu ve mutlu olması için çalışmaya davet ediyorum açıkçası. 52 günümüz kaldı. Bu 52 gün içerisinde bir taraftan Ramazan bayramıyla insanlar bir hemen olacaklar. İktidar bunu kullanmaya çalışacaklar ama ben inançlı olan bütün halkımızdan daha vicdanlı olmalarını, adaletli olmalarını, bu ülkenin geleceği için düşünmelerini, aynı zamanda hep beraber bu kötülük rejiminden kurtulmak için davranmalarını rica edeceğim. Ve Yeşil Sol Parti umarım bu süreçte bu tarihsel misyonunu yerine getirir. Biz de bu onurla, bu mutlulukla hep beraber bu süreci yaşarız diye düşünüyorum. Birlikte başaracağımıza inanıyorum. Teşekkür Evet. ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz asıl bu güzel yayın için, kıymetli değerlendirmeleriniz için, Yeşil Sol Parti'yi bilmeyenlere tanıttığınız için ve bu tarihsel süreçte bu misyonu üstlendiğiniz için. Çünkü yolunuz uzun, 52 güne rağmen ve yükünüz gerçekten çok ağır. Başarılar dileriz, iyi akşamlar. Bu akşam Gel Konuşalım'ın konuğu Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın'dı. Sayın Akın'la hem seçim sürecini hem ittifakları hem de Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunda yapılması gerekenleri konuştuk. İyi akşamlar.